Merhaba web tekno takipçileri, ben Lütfi Karaca, Aydoğan Aykanat'la birlikte Berlin IFA Fuarı'ndan sizlere bildirmeye devam ediyoruz. Şu an elimizde Samsung Gear S2 geldi. Taze önümüze düştü. Biz de sizler için hızlıca hemen bir ön incelemesini yapacağız saatin. Benim şöyle size söyleyeyim, ilk görüşüm, ilk bakış çok güzel olmuş diyorum. Gayet şık. Kesinlikle. Samsung bu sefer işi becermiş gibi geliyor. Aynen, çok çok güzel bir saat olduğunu en baştan söylemeliyim. Tek sıkıntısı dediğin gibi ilk görüşte Tizen işletim sistemi olması. Onu da zaten ilerleyen dakikalarda detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Ancak tasarımsal olarak her ne kadar ilk bakışta biraz basit saatmiş gibi görünse de özellikleri gayet güzel bir saat olduğunu söyleyebiliriz. Tamamdır. Dilersen tasarımıyla başlayalım. Şu an elimizde iki tane tip var şöyle. Görebileceğiniz gibi ben ters tuttum şu an. Tabii şöyle tutmamız lazım. Bir tanesi hafif böyle griye kayan, böyle tam net siyah değil. Öyle değişik bir renk var. Bir tane de Aydoğan elinde tuttuğu beyaz rengi var arkadaşlar. Şöyle bir sağına soluna bakalım. Şurada iki tane düğmeyi görüyoruz sağ tarafında ve bu iki düğmenin hemen ortasında bir tane mikrofon bulunuyor. Aynı zamanda arkasına baktığımız zaman burada çeşitli işte kalp atış hızı, koşma, yürüme gibi şeyleri ölçebilmek için bir adet sensör bulunuyor arka tarafta. Sağlıkla ilgili olayları o sensörden hallediyoruz. Bütün akıllı saatlerde olduğu gibi. Şimdi saatteki en büyük değişiklik nerede var? Şu etrafındaki halkada var. Bu halkadan biraz bahset istersen Aydoğan. Önceden sızıntıları olduğundan bahsetmiştik. Hani çember bir değişiklik gelebilir. Bildiğiniz gibi Apple Watch'ta yandaki şeyden çevirerek bir değişiklik yapabiliyorduk. Ancak bunu da şu an mesela açtım. Gördüğünüz gibi şu halkayı çerçevesini değiştirerek menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. Oldukça güzel bir detay olduğunu söyleyebilirim. Benim çok çok hoşuma gitti bu detay. Kullanımı da iyice rahatlattığını söyleyebilirim. Hani ileri geri tabii bu şekilde de dolaşabiliyorsunuz ama şununla uğraşmak yerine şuradan seri bir şekilde geçiş yapabilmek açıkçası çok güzel olmuş diyebiliriz. Tamamdır. Biraz da teknik detaylarından bahsedelim. İsterseniz 1.2 inçlik Super AMOLED bir ekranı var ve bu ekranın çözünürlüğü 360'a 360. Bir saat için fena bir çözünürlük değil aslında. Bağlantı olaylarına da bakalım. Bluetooth 4.1 ile bağlanabiliyor. 3G desteği var. Wi-Fi desteği tabii ki de var ve NFC desteği var. Ancak burada farklı bir durum var. Bu saat telefonsuz da çalışabiliyor. Nasıl oluyor bu olay? Bu elimizdeki modelde, yani normal modelinde, klasik olmayan modelinde şöyle bir artısı var. eSIM diye bir teknoloji var. Bu da elektronik SIM anlamına geliyor. Herhangi bir fiziki SIM kartı olmadan kendi telefonunuzdan bu arkadaşımıza SIM kartınızı aktardığınızda, sanırım şu an için Turkcell'de olacak bu durum. Evet, eSIM denilen olay. Aktardığınızda telefonunuz evde kalsa bile bu cihaz üzerinden mesajlaşma, görüşme gibi özellikleri yapabileceksiniz. Yani içinde dahili ama fiziki olmayan, yani bir elektronik SIM kartı olmuş gibi olacak ve telefondan, Wi-Fi'den zaten ayrılan cihazlar eSIM ile komple ayrılmış olacak diyebiliriz aslında. Tamamdır, biraz da işletim sisteminden bahsedelim. İçinde neler var bunları anlatmaya devam edelim. Tizen işletim sistemi sunuyor bizlere Samsung, en başta da belirttiğimiz gibi. İnsanlar bundan artık çok şikayetçi olmaya başladı. Neden bu adamlar Android Vira geçmiyor diye isyan ediyorlar ki bence de haklılar. Çünkü Android Vira 3. parti birçok yazılım yapabiliyorken Tizen işletim sisteminde bunu yapmak biraz daha zor diyebiliyorum. Onun dışında 4 GB'lık kendi hafızası var. İçine işte istediğin şarkı, resim, müzik ne atarsan at, aynen, onları aynen görebiliyorsun. Bunun yanında RAM kısmında da 512 MB'lık bir RAM var. Zaten 512 MB RAM bir saat için, akıllı bir saat için gayet yeterli bir RAM miktarı. Bunun dışında IP68 sertifikası var. IP67'den farkı, bildiğiniz gibi 67 yaklaşık yarım metre suya 15 dakika ve yarım saat arasında dayanabiliyor. Bunun sorduğumuz zaman biraz daha fazla olduğunu söylediler IP68'in. Kadar çıkabiliyor dediler. Hani ne kadar doğrudur yine pek denemek istenmez ama sonuçta eğer bir suya dayanıklı testleri yapıldığında bunu da görmüş oluruz. Ama sonuç olarak hani normal kolunuzda saatle neler yapabiliyorsanız, normal bir saatle Gear S2 ile de öyle yapabileceksiniz. Ayrıca senin dediğin gibi bir Tizen işletim sistemi var. Bu da yani belki de en büyük eksisi diyebiliriz. Sonuçta Samsung cihazlarla rahatlıkla çalışabilmesi için. Ama Samsung bunu Android Wear ile yapıp diğer LG'dir, işte Sony veya farklı, hatta şu an Android Wear'da iOS desteği de geldi. iOS cihazlarıyla da kullanabilecek olan bu işletim sistemini seçmemeleri artık biraz Apple mantığına gittiklerini söyleyebiliriz Samsung'un. Tamamdır. Şimdi dilersen son olarak da Samsung Gear'la nasıl uyum içinde olduğuna bakalım. Telefonunuzdaki Samsung Gear uygulamasını açıyorsunuz. Şimdi en üstte standart saat arayüzleri var. Şöyle açalım.
Buradan dilediğimiz arayüzü alabiliyoruz. Aynı zamanda en altta create butonundan kendi arayüzümüzü de yaratabiliyoruz. Şöyle hemen mesela buna basalım. Gördüğünüz gibi anında saatimizin de arayüzüne gelmiş oluyor. Bu geçiş gayet hızlı olmuş aralarındaki bağlantı. Derken, neredeyse lag yok. Evet. Ya bence hani bu olabilir, kabul tabii edilebilir ki, bir süre. Çok normal çünkü Bluetooth'la gönderdiği bir şey. Gayet normal diyebiliriz. Buradan mesela içindeki işte hangi uygulamaların, o da tam şu bölüm, size onu da göstermiş olayım. Şu Apps bölümüne girdiğimizde buradaki bu halkada olması gereken uygulamaları buradan seçebiliyoruz. Olsun olmasın, ekleyelim, çıkaralım, nerede olsun, yeri nerede olsun gibi özellikleri buradan bakabiliyoruz. Bu da güzel bir detay diyebiliriz. İşte uygulama ayarları var burada. Aynen. Samsung Gear'ın uygulamalarını indirebiliyorsunuz buradan. Ve saatle ilgili çeşitli ayarlar var. Ayrıca notification'da da zaten klasik. Bundan çok bahsetmeye gerek yok. Bildirimleri ayarlıyorsun. Bana ne gelince Android ötsün. Android Gear'la oldukça benzer şeyler yani sonuç olarak. Aynen öyle. Son olarak da şöyle Apple Watch'la bir yan yana koyalım arkadaşlar. Vallahi bu sefer sanki Samsung bir tık daha şık olmuş gibi geliyor bana. Ya ben hani direkt Samsungçu olarak demenizi istemem ama Samsung bu sefer tokatlamış ya direkt hani. Bir tık daha değil, oldukça iyi olmuş. Hatta şöyle bir şekilde, ben size şuradan şu şekilde göstereyim. Çıkarabileceğim mi bunu? Ben beceremedim şu an. Aynen. Şu şekilde kafanıza göre kordonları da değiştirebiliyorsunuz. Buradakini de, gerçi şu an şunu çıkartıp da götürebiliriz aslında biz bu saati. Bir de öyle bir durum var. Neyse, dediğimiz gibi kordonu da çıkarabilme özelliğiniz oldukça iyi olmuş diyebilirim. Tamamdır, artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un yeni akıllı saati Gear S2'ye bir ön bakış yaptık. Bizleri ekranda gördüğünüz adreslerden takip edebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da alt tarafa atmayı unutmayın ve videomuzu da beğenin arkadaşlar. Kendinize dikkat edin diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.